anne babalar olarak bizler de zaman zaman çocuklarımızı cinsiyetlerine göre yönlendiriyoruz. Halbuki çocuklarımızın kendi yeteneklerine, potansiyellerine, ilgi alanlarına göre onları yönlendirmemiz gerekir ki ileride hem çalıştıkları alanlarda başarılı olsunlar hem de mutlu olsunlar. Dolayısıyla ilişkilerimizde de aynı şey. Başka bir örnek vereyim, yine bir okuldan örnek vereyim. Çok fazla benzer projeler içinde bulundum ve okullarda çok çalıştım bu alanda. Çok eğitimler verdim. Öğretmenlerle de yapılmış anket çalışmalarımız vardı. Bunlardan bir tanesine şöyle bir örnek vermek isterim. Özellikle lise çağındaki erkek çocukların PDR uzmanlarına, okuldaki PDR uzmanlarına gitmekte daha isteksiz oldukları, sorunlarını paylaşmakta, ifade etmekte daha çekimser oldukları gerçeği ortaya çıktı öğretmenlerle ve öğrencilerle yapılan çalışmalarda. Kız öğrenciler daha çabuk gidip duygularını ifade edebilirken, sıkıntılarını anlatabilirken, erkek çocukların bu konuda çekindiği, bunu erkeklik tırnak içinde tanımıyla, işte güçsüz olma, ne diyelim, kabul görmeme, işte duygularını açığa vurma gibi kendileri için olumsuz olduğunu düşündükleri nedenlerle gitmedikleri ortaya çıktı. Bence bütün öğretmenlerin bu konuda daha farkında olmaları gerekiyor ve öğrencileri PDR uzmanlarına yönlendirmeleri gerekiyor. Çünkü bu şekilde devam ettiğinde bu öğrencilerimiz yetişkin olduklarında da daha sonra iş yerinde de özel hayatlarında da iletişim problemleri yaşıyorlar. Çünkü sorununu çözmek için yardım almadıkları için veya ifade etmeyi beceremedikleri için kendi sorunlarını çözmekte de ileride sıkıntı yaşıyorlar. Dolayısıyla toplumsal cinsiyet kavramından bahsettiğimiz zaman gördüğünüz gibi hayatımızın her alanında etkili. Yani kendi kişisel ilişkilerimizden iş yaşantımıza, diğer sosyal alanlardaki ilişkilerimize kadar her şeyle yakından ilgili. Peki eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliği ne demektir? Eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliği aslında şu demek, böyle şöyle açıklayabiliriz. Çocukların cinsiyetlerinden bağımsız olarak, yani kız ve erkek olmalarından bağımsız olarak eğitimde fırsatlara eşit ulaşımının sağlanması demek. Hani biraz önce örnek verdik ya, öğretmenler meslek yönlendirmesi yapıyor zaman içinde kariyer alanında, özellikle liseye doğru giden çocukları. Mesela bu alanlarda olumsuz yönlendirme gibi, yani sanki mesleklerin cinsiyeti varmış gibi kızlara ve erkeklere farklı cins meslek alanlarına yönlendirme, çocuklar istemese bile. Veya oyuncak kullanımında, okul öncesinde, ilkokulda, eğitim materyallerinde veya öğretmenlerin kullandığı dilde cinsiyetçi yaklaşımlar olabiliyor. Hemen bir küçücük örnek verelim. Çok sık verdiğimiz bir örnek. Güzel kızım, akıllı oğlum örneği. Şöyle söyleyebiliriz. Güzel kızım hepimizin çok kullandığı bir kelime ama bu kelime biraz sıkıntılı. Çünkü güzel kızım dediğimiz zaman bir kız çocuğuna olumlamayı bedeninin güzelliği üzerinden yapıyoruz. Bedeni üzerinden yapıyoruz. Dolayısıyla güzellik algımız, bu çocukların güzellik algısı çok daha farklı bir noktaya gidiyor. Olumlama, başarı algısı da farklı bir noktaya doğru gidiyor. Yani olumlanabilmek için güzel olmanın şart olduğu bir toplum içinde yaşamaya başlıyorum. Bu rollerin bize etkileri neler? Hayatımızı nasıl etkiliyor? Hangi alanlarda etkileniyoruz? Valla toplumsal cinsiyet rollerimiz, biraz önce bahsettiğim gibi, çok küçük yaşlardan ediniyoruz bu rolleri. Doğal olarak, çünkü bu rollerin içine doğuyoruz. Hani vardır ya işte, kızlar pembe giyer, erkekler mavi. Erkekler katiyen pembe giymek istemiyor küçükken özellikle. Çünkü o yaşlardan daha öğreniyoruz. Halbuki renklerin cinsiyeti var mı arkadaşlar? Peki oyuncakların cinsiyeti var mı? Ama biz kız oyuncakları, erkek oyuncakları diye ayırıyoruz. Hatta bir oyuncakçı mağazasına girdiğimiz zaman muhtemelen kızları erkeklerin oyuncaklarının olduğu raflara sokamıyoruz bile. Veya tam tersi. Mesleklerin de cinsiyetleri yok ama bu tip her şeye cinsiyet kavramını biz yakıştırıyoruz, biz veriyoruz. Bir kere bunu sorgulamamız lazım. Çünkü bu bizim hayatımızı etkiliyor. Hadi şuradan bir örnek verelim, okuldan bir örnek verelim. Şöyle bir şey vardır, siz de kabul ediyor musunuz bunu?
hani kızlar çalışkandır, erkekler zekidir filan derler. Bazen öğretmenlerden böyle cümleler duyarız. İşte erkekler çok, bizim oğlanlar yaramaz ama işte derste hemen kapıyorlar. Ama kızlar çalışır, böyle defterler tane tane tutulur. Ve kız çocukları ağırlıklı sözel alanlarda başarılıdır. Erkekler de matematiksel zekaları gelişmiştir denir. Ve işte mühendislik alanlarına daha çok yönlendirilirler. Bunu...